Sezon yetiştiğince, sezon el verdiğince, iklim şartları itibariyle el verdiğince inşallah ağaç dikmeye devam edeceğiz. Tabii ki bütün gayretimiz, bütün çabamız daha güzel bir Kocasinan için, daha yaşanabilir bir Kocasinan, daha yaşanabilir bir Kayseri için. Göreve başladığımız günden beri daha modern, daha estetik, daha çevreci, daha temiz, her alanda dahasını yaptığımız için bir daha fısını, daha fazlasını, daha iyisini, daha iyi güzelini nasıl yaparız? Bunun çabası, bunun kaygısı içerisindeyiz. Yaptığımız çalışmalarda da burada ağaç dikiyoruz ama parklarımız özellikle daha yaşanabilir parklar olsun. 7'den 70'e herkese hitap etsin. Büyükler çocuklarını getirdikleri zaman çocuklar güvenlik içerisinde rahat bir şekilde oynayabilsinler. Onun yanında da yetişkinlerimiz kendilerince oturabilecekleri, sohbet edebilecekleri, güzel mekanlarda vakit geçirebilecekleri alanlar olsun diye çalışıyoruz. Hemşerilerimizin daha rahat bir şekilde yaşayabilmeleri, daha konforlu bir şekilde yaşayabilmeleri, daha mutlu yaşayabilmeleri için bir şehir tasarlamaya çalışıyoruz. Onların hayatını kolaylaştıracak, onlara iyi hizmet verecek bir şehir planlamanın gayreti içerisindeyiz. Öncelikle Kocasinan Belediyesi Başkanımıza ve çalışanlarına teşekkür borç biliriz. Bu projede asıl amacımız anne ve kızların arasındaki olan iletişimi daha iyi bir hale getirebilmek adına küçük etkinlikler, küçük çaplı etkinlikler yapmak istiyoruz. Sayın Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolak Bayraktar'a ve çalışanlara çok teşekkür ediyoruz. Buraya ağaç dikmeye geldik. Kocasinan Belediyesi'ne de teşekkür ediyoruz. Teşekkürler ediyoruz. Bizim de bir katkımız olacaktır inşallah. Bir ağacımız da bizim olacak. Çok gururluyuz. Kızımla bir ağacımız olacak. Ne mutlu bize, ne mutlu ülkemize. Ağaç zaten dikmek güzel bir şey. Annemle yaptığım için daha da mutluyum. Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz.